Hepiniz hoş geldiniz. Çok mutluyum. Bu aslında Brand Week'e benim üçüncü, belki de dördüncü katılışım. Yani ilk defa gelmiyorum. Bu havayı ilk defa hissetmiyorum. Daha önce de hissettim. Çok da heyecan duydum. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken daha önce bir kez gelmiştim. Dinleyici olarak buradaydım. Daha sonra yine burada çok değerli İnan veren insanların o güzel sunumlarını izledim, öğrendim, düşündüm, eğlendim açıkçası. Çok keyifli anlar olmuştu burada. İlham aldım. Geçen yılda hatta yine belediye başkanı olarak, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak burada bir ödül töreninde insani gelişme endeksi ödülünü almıştım Beylikdüzü halkı adına. Çok da mutlu olmuştum. Şimdi ise 16 milyon insanı temsil ederek buradayım. Bu da ayrı bir onur. Çok keyifliyim. Böyle güzel bir topluluğu, böyle güzel bir şehri temsil etmek muazzam bir şey. O nedenle bu etkinliğin içeriğini ekonomimize, yaratıcı endüstrilere ve şehrimize katkısını konuşacağız. Çok da önemsiyorum ve çok iyi biliyorum bu sürecin ne kadar etkili olduğunu. Sizlerin bu etkinlikten beklentilerinizi açıkçası hissedebiliyorum, biliyorum. Başta bu etkinliği düzenleyen ve açıkçası bu açılış konuşmasını yapmak üzere beni davet eden Medyaket ekibine çok teşekkür ediyorum hepinizin sonunda. Daha yaratıcı ve daha rekabetçi bir ekonomi var olması ve daha değerli markaların yaratılma konusunda büyük çaba gösteren ve büyük değerli fikirleriyle bu şehre ve bu ülkeye çok güzel hizmetler veren hepinize ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sevgili dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, bugün tabii ülkemiz ve şehrimizi özetleyerek başlamak isterim. Son dönemde önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız ortada. Şirketlerin ne yazık ki birçoğu yeni yatırım yapma konusunda çok çekinceli davranıyorlar ve istemiyorlar. Bunu biliyorum. Ekonomi ve süreci hissediyorum. Markalarımız özellikle iletişim yatırımlarını hep öteliyor, kısıyor ve ya da hatta tümden erteliyor. Böyle bir moralsizlik söz konusu. Pek çok kurum açıkçası büyüme yerine küçülmeye gidiyor. Muhafaza etmek bile çok değerli olduğunu hisseden bir ekonomik ortam söz konusu. Ve özellikle yatırımcılar bir süredir ya toptan ülkemizi, şehrimizi terk ediyor ya da terk etmek için yol yöntem arayışı içerisinde. Tüm bunlar moral bozan şeyler. Türkiye ekonomisinin en değerli motor gücü olduğu yerdeyiz. İstanbul'dayız. Ve bu şehirde bile son zamanlarda özellikle ekonomik olarak gerilediğimizin farkındayız. Tüm alanlardaki parametrelere verilen açıkçası bunları bize gösteriyor. Başta işsizlik konusu çok can sıkıcı. Oranlar çok yüksek. İnsanlarımız bu anlamda işsiz ve özellikle gençlerimizin bu umutsuzluğu çok derinden yaşadığını ve onlarla sokakta hissediyorum. Bir arada geldiğimde bana çok yakın aktarılıyor. Ve pek çok yetenekli insanımız var. Bunu da biliyorum. Özellikle sizlerin şirketlerinde çalışan sizler, arkadaşlarınız ve ne yazık ki biliyorsunuz ki çok yetenekli insanlarımız son dönemde yurt dışını tercih ettiler ve ülkemizi terk ettiler. Bu olumsuzlukların en büyük nedeni açıkçası ben size ekonomik kablolar veriler sunmayacağım. En önemli sebebini anlatacağım. O da ne yazık ki demokrasiden uzaklaşmamız. Demokrasinin olmadığı yerde siz morali, ekonomiyi düzeltme şansınız yoktur. Ve bu sorunların tek çözümü, tek çaresini de yine demokrasi olduğunu asla ve asla unutmamamız gerekiyor. Ve ben hatta özellikle bu terimi kullanıyorum. Tek çarenin cesur demokraside olduğunu hepinize hatırlatmak istiyorum.
demokrasi ve özgürlüklerden uzaklaştığı geçici dönemleri her ülke yaşamıştır. Bunu da biliyorum. Özellikle Avrupa'da yanı başımızda dünyanın en ileri demokrasisine sahip ülkelerde bile bu sorunlar geçici olarak dönem dönem yaşanmıştır. Türkiye'de de var. Bu sıkıntılı dönemi yaşıyoruz. Ama inançlıyız. Her yere bu yıl bize ayrı bir inanç verdi. Biz bu sorunları çok kısa sürede atlatacağız. Özellikle sizler, her yaşta İstanbullular, burada bulunan bulunmayan 16 milyon insan aslında bu yıl tam iki kez dünyaya ilham olacak seviyede çok değerli bir kararlılık ortaya koydu. Çok önemli bir cesaret örneği sergiledi ve iki kez en yüksek seviyede demokrasisine sahip çıkarak muazzam bir cesaret sergilediniz. Onun için ben hepinizi alkışlıyorum. 16 milyon insan. Üstelik de bu cesareti ve bu kararı ortaya koyarken son yıllardaki, son 50 yılın İstanbul'daki en yüksek oranını ve yerel seçimlerde de tüm Türkiye'deki tarihinin en yüksek oy adediyle bu sürece sahip çıktınız ve demokrasinin yanında yer aldınız. Bu çok önemli. Çünkü şu söz vardır, ekonomi hep ileri demokrasinin olduğu ülkelerde iyidir. Hayır, ben tam tersine olduğunu düşünüyorum. Demokrasinin olduğu yerlerde ekonomi çok iyidir. O bakımdan demokrasi ve özgürlükten yana son dönemde ortaya koyduğunuz irade ve sadece İstanbul içinde değil, aynı zamanda Türkiye için, evet biliyoruz ama sadece Türkiye içinde değil, inanın ki tüm dünya için, Avrupa için, Afrika kıtası için, Amerika kıtası için, Asya için, Uzak Doğu için bir ilham verici bir süreç olduğunu bilmenizi istiyorum. Onlarca insanla karşılaştım, sohbetler ettim, yurt içinden, yurt dışından ve bunu bana bizzat kendileri aktardılar. Ülkemizdeki, şehrimizdeki insanların ortaya koyduğu bu tavır birçok ülkede demokrasiyi var etme ya da demokrasiyi düzeltme adına inanılmaz bir ilham oldu. Bunu yaşıyorum ve hissediyorum. Yurt dışı ziyaretlerimde bunu hissediyorum. Onun için bize çok değerli bir cesaret süreci sahip çıktı. İstanbul sokaklarında da özellikle sizler gibi çok önemli ve büyük cesarete sahip şahane çocuklar vardı açıkçası. Aşamadan sonra ben ilçenin ya da bütün şehrin her tarafına dolaşırken, gezerken açıkçası onları her yerde, her gün gördüm. Ve görüyorum, hala görüyorum. Farklı yerlere ziyarete gittiğimde bile bir bakıyorum çocuk gruplar sağda solda oluşmuş, yumruklarını sıkıyorlar. Ekrem abi her şey çok güzel olacak diyorlar. Yani bu iyi düşünce, bu iyilik karakteri böyle bütün ülkeye dağıldığını görüyorum. Ve şunu da söyleyeyim, pek çok sorunda inanın erişkinlerden daha cesur ve daha kararlı çocuklar görüyorum. Dün binlercesiyle kitap fuarındaydım. Böyle bir şey yani yaşanır mıydı diye bazen düşünüyorum, hayal ediyorum ama onun varlığı muazzam bir moral benim için. Onun için hani bu büyük milletin, bu güzel insanların çocuklarındaki bu cesarete baktığımda diyorum ki benim bu güzel milletimize olan inancım tam ve en üst seviyede. Bu milletin cesareti sayesinde her şey çok güzel olacak ruhuyla hep birlikte yolumuza devam ediyoruz. Ben onu hissediyorum ve burada da o yüreklerin aynı şekilde attığını düşünüyorum. Sevgili dostlar, bu yıl tabii Brentwick'in bir teması var. Geleceği tasarlamak.
biz İstanbul'un geleceğini tasarlamak adına neler yapıyoruz? Tabii bundan sonra onlara değinmek istiyorum. Onlarla sizin bu güzel dakikalarınıza katkı sunmak istiyorum. Biraz önce bilerek ve isteyerek cesur demokrasi diye bir tanım kullandım. Bir kavramı sizinle paylaştım. Çünkü demokrasinin ve hukukun işlemediği zamanlarda özellikle inadına cesarete ihtiyaç vardır. Böylesi dönemlerde cesur bir demokrasiyi tüm kurum ve kurullarıyla ve aynı zamanda bütün demokrasinin kurallarıyla hayata geçirmek geleceği değiştirir. Bunu hissetmek lazım. Biz bu nedenle İstanbul'a yeni bir başlangıç vaat ettik. İstanbul'a yeni bir başlangıç şu alanlarda sağlayacağımız anlayış farklılıklarıyla mümkün olacak demiştim. Ve özellikle bunları sizinle de paylaşmak istiyorum. İstanbul'a yeni nesil bir demokrasi süreci, aynı zamanda yeni nesil bir siyaset anlayışı ve de çok önemsiyorum 21. yüzyıla yakışan, bu iletişim çağına yakışan yeni nesil bir belediyecilik anlayışını hakim kılacağız. Böyle bir hedef üçlemesiyle yola çıkıyoruz. Geleceğe miras olarak bırakmak istediğimiz bu hedefleri sizlere açmak istiyorum ve bu alanlarda neler yapıyoruz sorusunu yanıtlamak isterim. Önce yeni nesil yerel demokrasiyi biraz açalım, paylaşalım. Demokrasi için sandık şart. Bunu biliyoruz. Olmazsa olmaz. Ama sandığın yeterli olmadığını belki de çok canlı bizler bu ülkede son dönemde seçimlerde ve seçimlerden sonraki yönetim dönemlerinde en iyi yaşayan insanlarız. O bakımdan işbaşı yapar yapmaz da İstanbul'da yeni nesil yerel demokrasinin bu anlayışın hakim olması için çalışmalarımıza çok yoğun bir biçimde başladık. Bütün meclis toplantılarını tarihinde ilk kez online olarak yayınlıyoruz. Belki bu salonda da çok izleyenimiz olmuştur, takip edenimiz olmuştur. Ve bir belediye meclisinin düşünsenize canlı yayınını 4 milyonun üzerinde kişi izledi. Yani bu muazzam bir şey. Bu kadar izleyici ulusal parlamentolarda bile çok rastlanan bir şey değil. Bence yarısı bile olmamıştır. Zaten ben bu sayıyı verdiğimde yurt dışından gelen misafirlerimize veya ziyaretlerimizde anlattığımızda böyle herkesin gözü açılıyor. Nasıl böyle bir şey oluyor diye. Evet diyorum, işte bu kadar demokrasiye inanmış ve açlığı hisseden ve talep eden bir topluluğa sahibiz. İnsanları yönetime katabilmenin mekanizmalarını kurmalısınız. Aslında yapmak istediğimiz tam da böyle bir şey. Bu kenti yönetenler kadar söz ve karar sahibi olsunlar istiyoruz vatandaşlarımız. İstanbul'u ilgilendiren tüm önemli kararların herkesin gözü önünde ve bilgisi dahilinde yönetilmesi gereksin diye bunu olsun diye bunu yapıyoruz. Hiç kimse burada yaşayan, bu kentin sahibi olan, gerçek sahibi olan 16 milyon insanın içerisinden hiç kimse dışlanmasın, dışlanmış kendini hissetmesin diye bu süreci destekliyoruz. Hiç kimse bu şehri terk etme duygusuna, hani yeter lanet olsun deyip terk etme duygusuna katılmasın diye. Zira İstanbul dünyanın en güzel kenti, bana göre öyle, çok güzel bir şehirde. Onun için demokrasinin, yerel demokrasinin en kuvvetli örneklerine hak eden bir şehirde yaşıyoruz. Bu bakımda kalıcı adımlar atmaya başladık. Örneğin bir bürokratik süreç olan 5 yıllık stratejik plan çalışmalarımıza tümüyle halkımızı içine kattık ve bu katılıma 16 milyon insanın fikriyle beraber katılımı güçlendirerek stratejik planı geliştirmeye çalışıyoruz. İstanbul'un sorunlarını çözecek, şehrin geleceğine karar verecek kişi işte tam burada oturuyor. Ve burada. Ayrıca burada. 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 Ve burada. Çünkü İstanbul ancak ortak akılla yönetilirse sorunlarını çözebilir. Ancak herkesin fikrini alarak, herkesin katılımıyla güzel bir geleceğe yürüyebilir. Sevgili İstanbullu kardeşim,
şehrimizin 5 yıllık stratejik planını çalışmaya başladık. Haydi sen de fikrini söyle, talebini dile getir. Şehrin geleceğine yön ver. Gel beraber yönetelim. Çünkü İstanbul senin. Aslında yaptığımız şey bir yönetici için işini kolaylaştırmak. Ben bunun canlı şahidiyim. Belediye başkanlığım Beylikdüzü'ndeki döneminde bir kısa bir anım, bunu paylaşmak istiyorum özellikle. Bir gün bir parkta bir anne çocuğuyla beraber koşarak yanıma geldi dolaşırken. Ben dedi bu köpeklerden şikayetçiyim. Özellikle köpekleriyle buraya gelen vatandaştan şikayetçiyim. Ben çocuğum burada korkuyor ve onu parkta oynatamıyorum dedi. Tabii böyle dinliyorum, tamam dedim, bu sorununuz önemli ve değerli. Tam o esnada yine bir köpeği olan bir vatandaş da dinliyor. Köpeğiyle yaklaştı, vatandaş haklı dedi. Bu diyaloğu inanın kısa anlatıyorum ama daha keyifli, daha uzun. Haklı dedi, bize bir park alanı oluşturun bu parkın içinde. Sadece köpeklerle girebildiğimiz bir alan oluşturun. Ve biz orada köpeklerimizi oynatalım. Hatta korkan çocuklar da o tel örgülerin arkasından köpekleri izlesinler. Göreceksiniz biz bir süre sonra onları onun içine alacağız ve zaman içinde o köpeklerle kaynaşan çocuklar olacak dedi. Yani sorunu da vatandaş gösterdi. Çözümü de vatandaş gösterdi ve ben kendi döneminde Beylikdüzü'nde tam 9 adet pati park kurdum. Adını da o adam vermişti, pati park. İnanın ben bu kadar yaratıcı, bu kadar akıllı, bu kadar zeki, bu kadar iyi yetişmiş bir insan topluluğunun yaşadığı 16 milyonluk bir kentte işimi kolaylaştırmak için zaten en üst seviyede demokrasiye ihtiyacım var. Ve yaptığımız bu uygulamayla henüz bir ay olmadan 200 bin İstanbullu anketlerimize veya çalıştaylarımıza katılarak görüş bildirdi. 20 bin kişi şehrin çeşitli bölgelerinde kurduğumuz standlarda postitler ve anketlerle görüş belirledi. Ve yanı sıra binlerce insanlar birebir çalıştaylar yapıldı. Workshoplar oluşturdu, ortak masalar ve bunun neticesinde de onların geri dönüşleri alındı. Ve daha pek çok kalıcı açıkçası süreçleri sağlama konusunda arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Aldığım bilgiye göre literatürde bu kadar katılımcı dünyada bir iki örneği var deniyor ama sayısı bu kadar yüksek değil. O bakımdan cesaretle cesur demokrasinin örneklerini ortaya koyuyoruz. Yakında kullanıcı dostu yeni mobil aplikasyonlarımız hizmette olacak. Demokratik katılımı nasıl geliştireceğimize şahit olacaksınız. Teknolojinin tüm hızını en üst seviyede, en cesur demokrasi örneklerini ortaya koymak adına hep sizinle buluşturma çabası içerisinde olacağız. Tüm yaratıcılıklarınıza bu anlamda talibiz. Onu buradan duyurmak istiyorum. Bu şehir ve bu ülkeden göreceksiniz yeni ve çok cesur bir demokrasi doğacak. Türkiye'den dünyaya yayılacak bu. Bu şehir özgürleştikçe daha üretken bir enerjiye sahip olacağız hep birlikte. Bu şehrin girişimcileri ve çalışanları güç kazanacak. Ben bunu görüyorum, hissediyorum. Özgür insan, kendini mutlu hisseden insan üretken olur. Kendilerini yürekten istekli hissedecekler. Sürece katılmak, daha iyisini hak ediyoruz diyerek daha ileriye taşımak noktasında. Ve inanıyorum ki şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Bütün İstanbul'u. Bu anlayışla beraber yeni nesil siyaset anlayışı da derken açıkçası özellikle ve genellikle hukukun üstünlüğü anlayışını kastediyorum. Bu çok önemli. Kanunları kendi amaçları uğruna eğip büken, kendisi için iyi olan herkese böyle dayatan bir yönetici olmamayı, kamu karşısında vatandaşın güçsüz ve korumasız kalmasından yararlanmamayı, ya korkudan değil sevgiden yana olmayı, aslında bahsettiğim şey bu, kucaklayarak ve birleştirerek hizmet etmeyi anlatmaktan bahsediyorum. Bunu aslında anlatıyorum. Yani ya ne bileyim, yani bu şehrin sirkeci garını ya da işte
Haydarpaşa karını eski bir belediye çalışanına değil de 16 milyona vermekten bahsediyorum aslında. Söylediğim şey tam da bu. Ya bu toplumsal moral için gerekli. Ya evet, bu toplumu, bu şehri biz yönetiyoruz. Bizim şehrimiz. Birkaç kişinin değil, yani yakınlarını korumak falan ondan değil, hukukun üstünlüğünden bahsediyorum. Bu şehrin her bir ferdini ayrı bir renk olarak görüyorum. Ayrı bir zenginlik olarak görüyorum. İşte yeni nesil siyaset aslında tam da böyle bir şey. Bu şehir sadece tek bir rengin tonlarından oluşmayacak. İstanbul binlerce rengin barış ve huzur içinde yaşadığı bir şehir olacak. Yapmak istediğimiz, katmak istediğimiz yeni nesil siyasetle bu değerler. Çoğunluğun yönetme hakkını biliyoruz ama azınlığın var olma hakkına oy olarak söylüyorum. Saygı duyan bir siyaset anlayışı ve yönetim anlayışını göreceksiniz. Kararlılıkla her anında, her noktasında, her kurulunda bu şehirde var edeceğiz. İstanbul tabii bütün bu aşamalardan sonra yeni nesil bir belediyecilik anlayışıyla da sürece hakim olacak. Bu aziz, bu kadim, bu geçmişi kuvvetli, geleceğe umutla bakan bu güzel şehirde kente özen gösteren, insana saygı duyan bir belediyecilik anlayışının artık iktidarda olduğunu hepinizin bilmesini istiyorum. Bu özenle, bu insana saygıyla bu şehirde ben yaptım oldu. Hani ne dersem o olur falan. Böyle bir anlayış yok, bitti artık. Böyle bir şey yok. Ne kadar yeni icatlar çıkarılmaya çalışırsa çalışılsın, İstanbul kararını verdi kardeşim. Boğaziçi İstanbul halkınındır. Öyle bana bağlı, işte şu kurula bağlı yok. Boğaziçi İstanbul'un hakkıdır. İstanbul karar verecek. Bu şehrin nimetlerini ganimet sananlardan asla olmayacağız. Bu şehrin nimetlerini 16 milyon insana dağıtacağız. Onun için biz demokrasi için çalışıyoruz. Sevgili dostlar, dikkat ederseniz sizlere fiziki projelerden bahsetmiyorum. Binalardan, yapılardan, koca projelerden, adı neyse işte dev proje, mega proje, bunlardan bahsetmiyorum. Sizler aslında çok iyi bildiğiniz bir şeyden bahsediyorum. Zihniyet değişiminden bahsediyorum. Yeni bir dönemin başladığını sizler çok iyi biliyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki mühendislik projeleri kolaydır. Kolaydır yapmak. Yani üç aşaması vardır. İhtiyacı tespit edersiniz. En iyi teknik insanları bir araya getirir. Projeyi tasarlatırsınız. Ve ardından finansman modelini oluşturur. Ve o projeyi yaparsınız. Çok basittir. Burada hassasiyetler önemlidir. Örneğin kaça mal olduğu, yani cebinizden ne çıktığı, yollar, altyapılar, köprüler, havaalanları inşa etmek kolaydır. İnşa etmek kolaydır ama finans modelini yani düşünmek lazım. Yani kaç araba geçmeden orada işte köprü parası ödüyor. Ya yani bunları bulmak lazım. Bunlar önemli. Bunları çözmek lazım. Ama ben yine de buradan size bahsetmiyorum. Ben dünya tarihinde demokrasi ve özgürlük inşa etmekten bahsediyorum size. Refaha ve mutluluğa erişmiş tek bir ülke yoktur dünyada. Hiçbir millet öyle demokrasi ve özgürlükleri inşa etmeden biliyorsunuz orta gelir tuzağını aşamaz. Öyle bir millet yok. Biz buna aşmalıyız, bunu var etmeliyiz. Bazı küçük şehlikler, Arap ülkelerinde bazı doğal kaynakları üzerinden refaha erişilmiş gibi gözüken şey bile aslında küçük bir azınlık için geçerli olan bir illüzyondan ibarettir. Başka bir şey ifade etmez. O bakımdan biz bizim milletimiz için ve bizim insanımızın karakterine uygun, hatta insanlığın karakterine uygun cesur bir demokrasiye ve yerel bir demokratik modele ihtiyacımız var. O yüzden çılgın, gayri insani projelerle değil, insanı hissetmeyen, insanı hatta yok sayan projelerle değil, insanlarımızın özgürlüğüne, mutluluğuna, refahına ve huzuruna odaklanıyorum. Tam da çocuklarımız için ve geleceğimiz için bunu yapıyorum. Bu anlattıklarım İstanbul'un gelecek tasarımını
tabii ki doğrudan ilgilendiriyor. İstanbul için vizyonumuz var. Vizyonumuzu çalışıyoruz. 2050'yi düşünüyoruz. Geleceğimizi düşünüyoruz. Çocuklarımızı düşünüyoruz. Bu kentin tarihi misyonundan bize yüklenen sorumlulukla geleceğe nasıl taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için üç başlıkla vizyonumuzu tanımladık. İstanbul adil bir kent olacak. Çok önemli. İstanbul yaratıcı bir kent olacak. Tam da çağa uygun. Ve İstanbul yeşil bir kent olacak. Çünkü dünyanın var olması lazım. Bu kentin var olması lazım. Onun için yeşil bir kent olacak. Evet. İstanbul adil bir kent olacak. Çok önemli adalet. Bu hedef için yola çoktan çıktık. İstanbul Belediyesi israfa son veren bir anlayışla yönetime başladı ve bu yönetimle israfı engelleyeceğiz. Tasarrufu önemsiyoruz. Yani size çok duymadığınız bir şey yapayım o zaman. Yarın sizi bir törenimize davet etmek istiyorum. Temel atmama törenine davet ediyorum sizi. Şaka değil, şaka değil. Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış, teklifler alınmış. Silahlar Ağa'da bir hem de o Eyüp Sultan'ın devamında ilçenin sınırları içerisinde Halic'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrelik alanı kapsayan 70 bin metreye yakınlık kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi. Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. 1 katrilyondan bahsediyorum yani. Siz tabi sayıları iyi bilirsiniz. Arazi değeriyle beraber 1,5 milyarı aşan bir proje. Yani ekonomik sıkıntı vesaire bir kenara. Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında ve arkadaşlarıma araştırma yapıyoruz. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle bir yatırıma. Yani böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Yani ne yazık ki yok. 1,5 milyar. Ben bu şehrin insanına bunu anlatmak zorundayım. Yani bu bize ders olmalı. Hani Temel idamdayken son dileğin ne diye sormuşlar. Ha bu bana ders olsun demiş. Şimdi şehri biz bu duruma getiremeyiz. O bakımdan evet temel atmama töreni yapacağız. Biz bu israf kelimesini önemsiyoruz. Tasarruf kelimesini önemsiyoruz. 18 günlük dönemimizde bile üniversiteli gençleri, kadınları ve çocukları düşünerek hareket ettik. Toplu taşıma indirimleriyle başladık. İhtiyacı olan hanelere musluk suyundan yararlanabilmelerini ve onların o ihtiyaçlarını giderebilmeleri konusunda yardımcı olmak için hemen hızlıca suya indirimle ilgili bir süreç başlattık. Sokakta ziyarette bir camiyi gezerken suya indirim yap dedi bana bir hacı abi. Olsun düşünüyoruz zaten efendim dedim. Ya dedi ben dedi param yok diye abdest alamayacak mıyım dedi yani. Güzel bir tepkiydi hiç unutmuyorum. Bir motivasyon oldu ama işin bu boyutu başka. Evet suya indirim yaptık. Kent yoksulluğuyla mücadele ve sosyal adalet için çok önemli bir süreç yönetiyoruz. Değerli projelere başladık ve başlayacağız. Özellikle her zaman söyledim ve hep söyleyeceğim. Bu şehirde benim en önemli projem çocuklar. Hatırlayın seçim döneminde bu kentin çocuklarını eşitleyeceğiz dedik. Hiçbir ilçesinde, hiçbir mahallesinde yaşayan çocuklarımızın geleceğine dair imkanlardan faydalanma konusunda, özellikle olması şart olan imkanlardan faydalanması konusunda ben Kadıköy'deki çocuğumla, Sultanbeyli'deki çocuğumu ya da Beşiktaş'taki çocuğumuzla Esenler'deki çocuğumu eğer eşitleyememişsem ben bu kente layık bir belediye başkanı olamadım. Bu kadar net. Tanımı bu kadar net hizmetin. Onun için benim önceliğim çocukların gelişimidir, eğitimidir, sağlığıdır, mutluluğudur. Bu kente onlar için adaleti sağlayamazsak hiç kimse için sağlayamayız.
Çocuklarımızı hazırlamalıyız. Sadece 0-4 yaş arası bu şehirdeki çocuk sayısı 1.200.000. Sadece 0-4 yaş arası. Çocuk nüfusuyla Avrupa'nın en büyük 2-3 kentinden birisiyiz. Sadece çocuk nüfusuyla. Yani en büyük 2-3 kentinden biri oluruz. Onun için bulabileceğimiz her bir kuruşu, artırabileceğimiz her bir bütçeyi çocuklarımızın geleceği için yatıracağız. İhtiyacı olan ailelere, çocuklara, varlıklı ailelerin çocuklarıyla eşitlemek adına okul öncesi eğitime büyük yatırım yapıyoruz. 150 kreşi başlattık. 150. Ama durmayacağız. Ne kadar ihtiyaç varsa o kadar çocuk için kreşi bu şehirde var edeceğiz. Özellikle bu şehrin mahallelerinde pırıl pırıl yüz binlerce çocuk var. Hepsi eşit haklara sahip, eşit bireyler olarak doğdu. Sonra aralarında uçurumlar oluştu. Oysaki sosyal bir devlette eğitim en temel insan hakkıdır. Kaynaklar adil dağıtılmazsa çoğunluk bu haktan layıkıyla yararlanamaz. Biz bu şehrin çocuklarına olan sözümüzü yerine getiriyoruz. 150 mahalleye 150 kreş diyerek yola çıkıyoruz. Yuvamız İstanbul projemizde bu şehrin her mahallesinde çocukların eşit fırsatlara sahip olmasını sağlıyoruz. Çocuklar Yuvamız İstanbul'la çok her önemli, çocuk hakkına kavuşacak. Çok önemli. Bakın bir Nobel ödüllü ekonomist çok güzel bir tarif yapmış. Bir çocuğa yaptığınız bir dolarlık yatırım yetişkin olduğunda 7-8 kat geri dönüşü var. Yani aslında çocuğa yaptığınız yatırımın bir şehre, bir ülkeye katacağı değeri yetişkin olduğunda gerçekten böyle tarifliyor ekonomi gözüyle, ekonomist gözüyle bir ekonomist. O bakımdan Yuvam İstanbul dediğimiz proje kapsamında Eylül sonunda hızlıca 11 kreşin temelini attık. Bir örnek model oluşturması açısından 150 kreşi bir yılda tamamlamak istiyoruz. Özellikle varlığı olan kişilerden, markalardan, şirketlerden sorumluluk, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir seferberlik başlatmasını istiyorum. Bu konuda herkes bize destek vermeli diye düşünüyoruz. Muazzam ilgi var, bunu da görüyorum. Arkadaşlarım görüşmelerini yapıyorlar, paylaşacağız sizle. Onlarca firma bu anlamda irtibat kuruyor ya da kişi, vakıf, kuruluşlar. Bizim doğrudan temasa geçerek bir ya da birkaç yuvanın yapımını üstlenebilirler. Buradan iyi kalpli markalara da sesleniyorum. Yani ben biliyorum iyi kalpli markalar var burada. Yine İstanbul'da Halk Süt uygulamasını başlattık. Bu yolda kararlılığımız çok önemli ve değerli bir kararlılığımız var. Bir videomuz olacaktı. İstanbul'daki binlerce çocuğa ulaşacak Halk Süt yola çıktı. İhtiyacı olan tüm ailelere ve çocuklara İstanbul Halk Süt'ü ücretsiz ulaştırıyoruz. Tüm çocuklar girişimlerini eksiksiz tamamlasın, süte kolay ulaşabilsin diye İstanbul Halk Süt'ü çocuklarla buluşturuyoruz. Şimdi süt çok önemli. Ben bir köy çocuğuyum, sütün değerini çok biliyorum. Yani yani ayıptır söylemesi, neredeyse işte bir ineğin sütünü de sağdım. Pişmeden de süt içtim orada hemen hazır böyle. Fazla tariflemeyeyim. Sütü çok seviyorum. Sütü çok seviyorum. Çocukluk diyor 3-4-5 yaşlarında. Annem mesela gece uyurken dudaklarımı büzüştürünce süt dediğimi anlarmış. Hemen süt içirmiş bana uykulu uykulu. Süt içince böyle olunuyor. Onun için ben sütün girmediği bir ev olmasını istiyorum ve ihtiyacı olan ailelerin çocuklarına Halk Süt'ü ücretsiz dağıtmaya başladık. Bu 39 ilçede başladı. Çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Adil bir kent olması için çok önemli olduğunu hissediyorum. Bu ve bunun gibi projeler. Bu aynı zamanda
tarımsal üretimi de yerinde destekleyen bir projeye dönüşüyor. Kooperatiflerle bu süreci yönetiyoruz. Bu yolda ve bunun gibi sosyal sorumluluk içeren her hususta, her marka, her kurumla işbirliğine hazırız. Bunda bütün kapımız açık, şeffaf bir anlayışla bu ve bunun gibi geliştireceğimiz sosyal projelerle İstanbul'da sosyal adaleti yaşatacağız. İstanbul yaratıcı bir kent olacak. Sanatçıların İstanbul'un sokaklarında renk ve neşe saçtığı bir döneme giriyoruz. İstanbul Kültür ve Sanat Platformu'nu oluşturuyoruz. Çok etkin, yaratıcı insanların orada sürdürülebilir bir katkı sağlamasını, o zemini oluşturacağız. İstanbul sadece 7-8 ilçeye sıkışmış bir etkinlik veya 11 sahnesi olan, tiyatrosu olan bir belediyeden bahsetmeyeceğiz artık. Kültür sanat hizmetlerinden bütün ilçelerin faydalanması için yeni kültür alanları, kültür merkezleri yapma konusunda etkin davranacağız. Biz bu şehirde morali yüksek tutacağız. Bu şehrin insanların yaratıcılıklarını açığa çıkaracağız. Bu şehrin festivalleri olsun istiyoruz. Keyifli anları olsun istiyoruz. Milli anlarını canlı yaşasınlar istiyoruz. Yani 29 Ekim'i doya doya yaşamak, hissederek yaşamak, bu ülkenin en büyük milli bayramını coşa coşa yaşamak asla bir imrenti ya da bir özenti değildir. Onun altını çizeyim. Bayramı yaşamak, milletinin güzel cumhuriyetine, değerlerine, yaşam değerlerine, varlığının teminatı olan o kuruluş değerlerine sahip çıkmasıdır. Atasına sahip çıkmasıdır. Geçmişine sahip çıkmasıdır. Onun için biz yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi dedik. Önümüzdeki yazdan itibaren göreceksiniz, sanatın bütün alanlarını ilçelere yayacağız. Gezici tiyatroları her mahallelere taşıyacağız. İstanbul tam anlamıyla bir festivaller ve sporla iç içe kent olacak. Maratonu yaşadık bu hafta sonu, tarihi rekorlar kırdı katılım ve etkileşim konusunda, yardımlaşma konusunda. Onun gibi birçok spor faaliyetini, suyunu, havasını, göllerini, denizini, boğazını, her alanını kullanarak bu muazzam tabiata, kültürü, sanatı her alanında göreceksiniz, var edeceğiz. Caz, sinema, deniz, gastronomi, festivaller şehrin tüm yaratıcılığını ortaya çıkaracak onlarca uluslararası festival planlıyoruz. Kent ölçeğinde ulusal ve uluslararası mevcut festivallere gerekli altyapı desteklerini sağlayacağız. Daha etkin olmalarını sağlayacağız. Dünya için çekim merkezi olan bir İstanbul hayal ediyoruz. Bu nedenle İstanbul'da turizm platformunu kuruyoruz. Etkin bir turizm master planını hep birlikte var edeceğiz. Bütün bu çalışmalarımızı geniş çalıştaylara dökerek sizlerin de katılımını sağlayacağız. Ve bu şehrin hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız. Göreceksiniz, İstanbul dünyada en çok ziyaret edilen ilk üç kentten birisi olacak. Hızlı bir şekilde üç kentten birisi olacak. İstanbul bir üçüncü vizyonumuz yeşil bir kent olması. Bu konuda ne yazık ki iyi verilere sahip değiliz. Binaların arasında sıkışıp kalmak değildir modern bir şehir yaşamı. Beton değildir. İstanbul'da kişi başına 3 metrenin altında kişi başına aktif yeşil alan. Halbuki büyük kentlerde, dünyada gelişmiş kentlerde yeşil alanlarıyla övünüyorlar. Ama biz göreceksiniz, hedef koyduk. 10 metrekareye bu şehri ulaştıracağız. Park ve yeşil alanlara insanların erişmesini sağlayacağız. Var olan ama kullanılamayan alanları şehrin yaşamına katacağız. Bakın, bu yolda önemli adımlar atıyoruz. Kemerburgaz'ın hemen karşısında, aslında hem Ali Beyköy'e yakın, hem Kağıthane'ye yakın, hem Gazi Osman Paşa'ya, Ali Beyköy Barajı'nın yanında Mağlova Kemeri var ki dünya çapında bir Mimar Sinan eseri, onun gezilmesini sağlayacağız. Bunlar yanı başımızda, dibimizde ama bizden uzak tutuldu. 5,5 milyon metrekare bu alanı biz kent ormanı olarak hayatımıza kattık. 1,6 milyon metrelik kısmını. Kalanını da seneye katacağız. 6 senedir Orman Bakanlığı tahsis etmiş, yapılıyor. Yok, ben imara değil, insanlara açacağız deyince hemen biz yaptık, biz yaptık. Tamam dedim, biz yaptık, tamam.
Bir şey değil. Yani kızmayın. Ama niye açmadınız? Başka bir hesap mı vardı? Yani niye açmadınız? İki ayda toparladık, açtık. Gidin bakın, cıvıl cıvıl. İstanbul'un o güzel ormanlarını göreceksiniz. Ya Büyükdere Caddesi üzerinde hemen Maslak'a geçince, yani geçince yolun sağ tarafında 1 milyon 100 bin metre o binaların arasında park var. 19 Mayıs'ta orayı size açacağım, şaşacaksınız. Ya bu vardı da biz bunu niye kullanmadık diyeceksiniz. 1 milyon 100 bin metre. Dolayısıyla ormanlarını bu şehrin vadilerine, vadileri denizlere kavuşturacağız. 20 milyon metrekarelik 15 yaşam vadisini, o metruk gördüğünüz Kurbağalıdere'deki sorunu çözüyoruz. Yaza bitiyor orası. Bütün o sorun çözülecek. Ayamama Deresi'nin çevresiyle ilgili sorunları çözüyoruz. Bakın o alanları göreceksiniz. Diyeceksiniz ya biz buralarda niçin yürüyemedik? Bu alanlar niçin metruk durdu? Niçin heba edildi? Yani kafalar nereye çalıştı acaba? Ben de bulamıyorum. Zorlanıyorum bazen. İstanbul'a biz doğal hava koridorları açmış olacağız. Çok önemli başlıklar bunlar. İklim değişikliği önemli. Bakın bütün dünya bunu konuşuyor. C40 diye bir toplantı var. Dünyanın önemli belediyelerin bir araya geldiği Kopenhag'da ısrarla davet edilmesine rağmen katılmamış İstanbul. İlk defa katıldım. Dedi ki arkadaşlarım bir beyanname var ama imzalayamayız. Niye? Bakanlığa sormalıyız, mecliste tartışmalıyız. Ne var içinde? İklim değişikliği tedbirler var. Okudum taahhütnameyi, getirin imzalıyorum ben dedim. 16 milyon bana bu yetkiyi verdi. Yani biz bunu imzaladık. Ya inanın İstanbul kadar Paris, Londra, Milano ya da işte Los Angeles, New York, Tokyo belediye başkanları sevindi. Çünkü dünyanın bu yani dünyanın sorunu bu çünkü. Yani İstanbul bu kadar mutlu ediyor aslında insanları. O bakımdan sürdürülebilir enerji yatırımlarımızı arttırmamız lazım ve düşük karbon ekonomisinin desteklenmesini bu kentte önemsiyoruz, önceliyoruz. Bu şehrin çocukları başta iklim değişikliği olmak üzere çevre ile ilgili yeni ve etkin politikaların geliştirilmesini istiyorlar. Çocuklar çok duyarlı, söyleyeyim. Anormal duyarlı, hepiniz yaşıyorsunuzdur. Ve çok haklılar. Çünkü bazı gerçekler apaçık ortada. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki inanın Türkiye'de kirli hava yüzünden hayatını kaybedenler farklı sebeplerle trafik kazaları neredeyse 7 katı. Yani bunu araştırmalar gösteriyor. Dolayısıyla sadece 2019 yılında bile birçok sel baskını yaşandı. Yani her ne kadar bu sene sel denince Bodrum akla geliyor. Benimle bağdaştırdık ama neyse. O nedenle çevreye duyarlı bir dönemi ve kentsel uygulamaları önceliyoruz. Ve göreceksiniz bunda başarılı olacağız. Bu kent bunu hak ediyor. Bu güzel insanlar bunu hak ediyor. Başaracağız bunu. Hep beraber başaracağız. Sevgili dostlar, belediyemizde liyakat önemli. Belediyemizde liyakat esasına dayalı bir dönemi başlattık. Son derece profesyonel, sizin gibi özel sektörde, farklı kurumlarda çok değerli ve başarılı, sürdürülebilir başarılara imza atmış insanlarla, bir ekiple yola çıktık. Bu arada söyleyeyim, hiçbirisi benim yeğenim, damadım, kızım, gelinim, arkadaşım değil. Hiçbirisi. Hiçbirisi değil. Olsa derim, gizlemem ama değil. İstanbul'da bu sürdürülebilir kalkınma için bu liyakat esaslı oluşturduğumuz ekip muazzam bir hazırlık yapıyor. Bu ekiple yabancı yatırımları kolaylaştırmak için güzel köprüler oluşturuyoruz. İstanbul Yatırım ve Tanıtım Ajansı'nı kuruyoruz. Çok değerli. Dünyada 5-6 kent bunu çok iyi uyguluyor. Örnekleyeceğiz ve İstanbul'da bunu var edeceğiz. İstanbul dünyada en önemli şeylerden birisi veri tabanı oluşturmak, veri oluşturmak biliyorsunuz. O bakımdan güvenilir bir veri tabanı oluşturmak adına İstanbul İstatistik Ofisi'ni kuruyoruz. Biz kendi verimizi oluşturuyoruz. Hangi konuda bilgi istiyorsanız bizden buna ulaşabileceksiniz. Bu çok önemli bir şey. Bu pazarlama yapan firmalar için önemli. Ürün çıkartacak İstanbullu ne düşünüyor, İstanbullu ne hissediyor
anlamak için, anında başvurabileceği bir güvenli kurumun olması için çok önemli. Onun için değerli kurumlar bunlar. Özellikle bir İstanbul'da bir offshore yazılım merkezi olması için çalışıyoruz ve bu alanda 50 bin kişilik bir istihdam yaratılması imkanı olduğunu görüyoruz gelecek yıllarda. Bu amaçla yine buraya destek olması noktasında Küresel Kent Akademisi'ni kuruyoruz. Burada mesleğe dönük, ihtiyaca dönük insan kaynağı yetiştirecek. Yine şehrimizde kent enstitülerini yine yardımcı bir eğitim kuruluşu olarak İSMEK'in bir üst kurumu gibi düşündüğümüz bir anlayışla bir eğitim alanı oluşturuyoruz. Bu tip kurumlar aynı zamanda şehrimizin ileri teknolojisi ve yaratıcı endüstrilerine merkez olma konusunda da aslında insan kaynağını hazırlama misyonunu ortaya koyacak. Kentin merkezinin en büyük monoblok yapılarından birisi Esenler Otogarı'ydı. Biliyorsunuz çok metruk bir durumdaydı. Düzelttik, artık insani koşullarda insanlar oradan hizmet alabiliyor ve tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrolünde. Ama gelecekte biz burayı bir inovasyon merkezine, yeni teknolojiyle hizmet eden bir alana, bir startup hub'ına döndürmek niyetindeyiz. Zira hemen yanında üniversite var. 1.100.000 metrelik yeşil alan üretebiliyoruz etrafında. Çok önemli bir çekim merkezi. Yani düne kadar Güngören'i, Bağcılar'ı, Esenler'i, Bayrampaşa'yı, yakın bölgesini suç merkezine dönüştüren, o mahalleleri kötü anlamda etkileyen bir otogarın farklı bir konumda oradaki bataklığı kuruttuğunu ve insanları hayata yetiştirdiğini göreceksiniz. Orası bambaşka bir alan olacak. Buralar aynı zamanda eğitim şirketlerine hazırladığımız bir alana dönüşecek. Dediğim gibi çevre yatırımları, temiz enerji, kentsel atıkların dönüşümüyle ilgili yatırımlarda İstanbul öncü bir kent olacak. Küresel ısınma sorununu dikkate alan girişimcileri ve şirketleri desteklediğimizi, onların yanında olduğumuzu her ortamda Büyükşehir Belediyesi olarak hissettireceğiz. Bu konudaki yapılan yatırımların desteklenmesi, motive edilmesi, hatta yanında durulması konusunda çok etkin olacağız. Yakın çevremizde 151 köyü var İstanbul'un, ama aynı zamanda Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kocaeli gibi, Adapazarı gibi kentlerde de tarımsal üretimi destekleyeceğiz. Yerinde denetimi başlatacağız. Bütün bu projeleri çokça sıralayabilirim ama bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Başta metro olmak üzere ulaşım yatırımları için çok etkin davranacağız. Farklı alanlarda ulaşımı geliştireceğiz. Metro çok değerli, birinci sıra değerli ulaşımda, ama aynı zamanda deniz ulaşımı. Aynı zamanda insani ulaşım, yani yürünebilen, koşulabilen, bisikletle dolaşılabilen, topografyası uygun olanlarda bir İstanbul var etmek istiyoruz. Bu konuda özellikle metroyu desteklerken uluslararası çapta yaptığımız görüşmelerde yeni ve gerçekten değerli finans modelleriyle, yap işlet devret dahil modellerle hareketlendirmek istediğimiz bir alan. 640 kilometreye çıkmak istiyoruz 2024'ün sonuna kadar İstanbul'da metroda. Sevgili dostlar, bunların zaman alacağını biliyorum. Belki bir nefeste anlatıyorum ama zaman alacağını biliyorum. Eninde sonunda varacağımız menzil bu. Onun için anlatıyorum. Evet, adil bir şehir. Evet, yaratıcı bir şehir. Evet, yeşil bir kent. Ben her zaman diyorum, yani bana diyor nasıl anılmak istersin? İstanbul'u yemyeşil yaptı diye beni ansınlar ileride. Bunu söyleteyim ben istiyorum insanlara. Ve adalet duygusuyla ayrılmadan yönetti desinler hep diyorum. Aynı zamanda gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olmak istiyorum. Dolayısıyla vicdana ve adalete dayalı bir yönetim anlayışıyla biz bu şehri ayağa kaldıracağız. Bizden sizlerin sesine her zaman kulak veren, kadına, çocuğa ve dezavantajları grupları özellikle pozitif ayrımcılık yapan bir anlayış göreceksiniz. Başka bir anlayış görmeyeceksiniz. Hep birlikte yürünebilen, az önce söylediğim gibi koşulabilen, nefes alınabilen, bisikletle gezilebilen, spor yapılabilen, modern, çevre dostu, engelli dostu bir İstanbul var edeceğiz. 450 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. 16 milyonluk bir kentten bahsediyoruz. Pek çok alanda global başarıları inşa edebiliriz hep birlikte. Spordan sanata, teknolojiden inovasyona, markalardan turizme kadar.
Çok büyük başarılar, çok dinamik bir yapımız var. Çok dinamik bir gençliğimiz var. Birlikte global şampiyonlar oluşturabiliriz. Lider kurumlar yaratabiliriz. İşte açıkçası benim hayalimdeki İstanbul böyle enerjisi yüksek, gençliği olan bir İstanbul işte. Bir arada yaşama sevinci ve huzuruna kavuşmuş bir İstanbul. Bunu hep birlikte başaracağız biliyorum. Çünkü başarmak zorundayız. Milletimizin bizden beklentisi var. İstanbul'dan sadece İstanbulluların beklentisi yok. 82 milyonun İstanbul'dan beklentisi var. Hatta yakın coğrafyamızın ve bütün dünyanın İstanbul'dan beklentisi var. Bu yolda tüm katkı ve önerilerinize kapımız açık. Sizinle birlikte başarmak istiyoruz. Hep birlikte başarmak istiyoruz. Ve göreceksiniz, başaracağız. Asla vazgeçmeyeceğiz ve başaracağız. İyi ki varsınız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.